Merhaba değerli izleyenler. Cumhuriyet TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğum önemli bir isim. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı. Kendisi İyi Parti'deki en genç genel başkan yardımcısı olarak biliyorum. Bir yanlış yoksa evet, en azından şimdiye doğru. kadar evet. olan. ve Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı aynı zamanda. Tabi bu alanda uzmanlaştığı, ihtisaslaştığı için daha önceki yıllarda da yine İyi Parti'ye bu konuda raporlar hazırlamış bir isim. yanlış bilmiyorsam doktoranız da Yine bu konu Türkiye'nin Suriye politikası üzerine Suriye politikası evet, üzerine, Suriye evet. politikası üzerine. E, o yüzden son günlerde aslında yıllardan beri sürmekte olan e, bu yanlış göç politikasının bedelleriyle alakalı yeni haberlerle karşılaştık. Bu konuyu kendisiyle konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şöyle başlamak isterim. E, geçtiğimiz günlerde bir öğretmenimiz e, Iraklı bir öğrenci tırnak içerisinde öğrenci diyorum bir cani tarafından maalesef şehit edildi. E, İbrahim Oktugan'dan bahsediyorum. Tabii burada kendisine rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum ama şunu da belki belirtmek lazım. Bu Iraklı öğrenciyle ilgili işte bir sene içerisinde defalarca okul değiştirdiği, çeşitli disiplin suçlarına karıştığıyla alakalı haberleri gördük, okuduk, takip ettik. Dolayısıyla burada aslında eğitim sisteminde de bir takım problemler olduğunu görebiliyoruz. Yani belki bir, bir psikolog desteği alması gereken bir öğrencinin, neden ısrarla, zorla o eğitim şeyi içerisinde barındırılmaya çalıştığı da ayrı bir soru işareti buradan da bir eğitim politikası ile ilgili bir sorum var tabii. Size yönelik şöyle bir soruyla başlayacağım. İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın senelerdir yayınladığı bazı veriler var. Kendi internet sitelerinde de hatta ara ara bunları güncelliyorlar. Fakat benim hep aklımda bir soru işareti olarak kalıyor buradaki rakamlar. Size bu rakamlar inandırıcı geliyor mu? Çünkü telaffuz edilen gayri resmi rakamlarla, resmi rakamlar arasında çok uçurum var. Ee, hani birbirine yakın rakamlar olsa belki biraz daha manalı olabilir ama bilmiyorum size inandırıcı geliyor mu? Bu konuyla başlayalım. Şimdi şu anda Göç İdaresi Başkanlığı'nın vermiş olduğu rakamlar 3.2 milyon civarında. Fakat bir şey dikkat çekeyim. O da şu. Bu Göç İdaresi rakamları 3.7 milyonlardan başladı. Ve son 6 aydan beri her ay 100 bin düşüyor. Yani bir ay 3600, 3500, 3400 devam ediyor. Geri dönüş olduğunu söylüyorlar. Bu şunu gösteriyor. Şimdi iki seçenek var. Ya son 3-4 ay içerisinde 400 bin civarında Suriyeli sığınmacı Suriye'ye geri döndü. Hı hı. Ya da bu kişilere vatandaşlık verildiği için artık bu kişiler göç idaresinin kayıtlarında görünmüyorlar. Evet. Baktığımız zaman biz Türkiye'de şu anda son 3 ayda mesela 400 bin kişinin Suriye'nin kuzeyine geri döndüğüne dair bir emare görüyor muyuz? böyle bir emare yok. Sokaklarda en azından böyle bir his yok. Böyle bir durum yok. Onun için bu rakamları inandırıcı bulmuyoruz. Şöyle ifade edeyim. Şu anda kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısı 3.3 milyon. Kayıt dışılarla birlikte 5 milyonun üzerinde. Fakat siz bunlara eğer Irak'tan, İran'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan gelenleri eklerseniz Türkiye'de şu anda 10 milyondan fazla sığınmacı ve kaçak var ve bu öyle bir sayı ki 10 milyondan fazla dediğiniz zaman şunu söylemiş oluyorsunuz aslında. Birleşmiş Milletler'in şu anda tanıdığı 193 ülke var. Hı hı. Türkiye'de bulunan sığınmacı ve kaçak sayısı 193 ülkenin 97'sinin nüfusundan daha fazla. Türkiye'de şu anda 97 ülkenin nüfusundan daha fazla bir sığınmacı ve kaçak sayısı var. Evet. Mesele bu. Ben orada şunu da biraz düşünüyorum. Mesela Türkiye'nin nüfusu 85 milyon. Şimdi 85 milyonda 10 milyon sığınmacı ve kaçaktan bahsettiğimiz zaman inanılmaz bir şey. Yani sokaktaki 9-10 kişiden biri yabancı. Ee, hani 200-300 milyonluk bir nüfus olur da 10 milyon çok göze çarpmaz ama oran orantıya baktığınız zaman dünyanın nüfusuna oranla en fazla sığınmacı ve kaçağını ağırlayan ülkesi. Biz bir söyleyeyim. numarayız şu anda dünyada. Biz şu an bir numarayız evet. o konuda evet. Yani e, oran orantı bakımından daha doğru ben bunu söyleyeyim. Şimdi Amerika'da belki daha fazla e, sığınmacı, hmm. kaçak vesaire vardır İşte o Meksika'dan gelenler, şuradan gelenler, buradan gelenler ama nüfusu. E, Şöyle bir bilgi vereyim. Tabii. Şu anda dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke Türkiye. Amerika'dan evet. daha fazla Amerika'dan sığınmacı yapalım. olarak söylüyorum. Hı hı. Yani geçici koruma statüsünde sığınmacı bir numarayız. Biz 2015 yılında bir numara olduk. Biz 9 yıldan beri dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülkeyiz. Bunu da konuşuruz zaten. Hı hı. Ben bunun tesadüf eseri olduğuna inanmıyorum. Bu AK Parti'nin bilinçli politik tercihlerinin doğal bir sonucu olarak gerçekleşti. O zaman şöyle bir soru da çıkıyor karşımıza. Ee, şimdi resmi rakamlarda TÜİK'in yayınladığı bir rakam var. İşte Türklerin doğum oranı 1.6'ya düştü diyor TÜİK. Ee, diğer taraftan Suriyelilerin doğum oranına baktığımızda işte 5.3'ler, 5.5'ler, 5.8'lerle evet. falan karşılaşıyoruz ama ilginç bir detay var. Ee, Suriyelilerin Suriye'deki doğum oranı 2.4. Yani Suriye'de 2.4 olan doğum oranı Hı. Türkiye'de 5.3'ler, 5.5'lerden bahsediyoruz. Ee, bu da bir ilginç bir tablo değil mi sizce Yani bizim karşımızda duran? Hatta bir şey ekleme daha yapayım. Ee, emekli tüm amiral Cihat Yaycı geçtiğimiz günlerde dedi ki bu gidişle e, Türkiye nüfusunun yarısı 10 yıl sonra yabancı olacak. Şimdi şu gerçekleri masanın üstüne koyalım. Hacettepe Üniversitesi'nin araştırmasına göre konuşuyorum. Suriyeli sığınmacıların doğum oranı 5,3. Evet bizim 1,6 ve şunu da ifade edeyim bir toplumun kendi varlığını idame ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu oran 2.07. Yani biz Türkiye şu anda kendi varlığını idame ettirecek bir nüfus artışına bile sahip değiliz. Yani sürekli yaşlanacak. Aynen öyle. Ve 5,3'ten bir projeksiyon yaparsak geleceğe yönelik olarak şunu görürüz. Şu anda 3.3 milyon kayıtlı, 2 milyon kayıt dışı olduğunu varsayıyoruz. 5 milyonun üzerinde sığınmacı var. 5,3 ile bir projeksiyon yaptığımız zaman bu şu demektir. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Suriyeli sığınmacıların sayısı 15 milyonu aşacak. 15 ila 20 milyon arasında bir bandı görecek. Siz buna bir de Afganistan'dan gelenleri, Pakistan'dan, İran'dan, Irak'tan Afrika. gelenleri, Afrika'dan gelenleri eklerseniz, siz bu denkleme bir de Türkiye'de bugüne ve istikbaline dair umudunu kaybetmiş gençlerin istikbalini vize kuyruklarında aradığı gerçeğini eklerseniz, yani dışarıya göç veriyorsunuz. Evet. Kendi insan sermayenizi dışarıya gönderiyorsunuz. Ama Orta Doğu ve Güney Asya'dan kitlesel göçe maruz kalıyorsunuz. 30 yıl içerisinde Türk milli kimliği varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kalacaktır bu tabloda doğal olarak. Dolayısıyla aslında devletin de burada e, büyük bir risk altında olduğu. Evet, bu milli güvenlik yani krizi de... değil de, nedir zaten? Ya bu bu konuları böyle konuştuğumuzda e, bazı kesimlerden ki ben onları bazıları böyle tespit ettim. Bazıları mesela foncu medya tarafından, bazıları başka taraflardan, si, siyasal olarak daha doğrusu ideolojik olarak saplantı kaynaklı olması bakımından bazıları. Şöyle bir yaklaşım var. Hemen daha bu konuyu ağzınızı açtığınız anda ırkçısınız, faşistsiniz, e, işte siz insanlık düşmanısınız hatta İslam düşmanısınız diye <laughs> tepkiler geliyor böyle karşıdan. İslam düşmanlığıyla bunu nasıl bağdaştırıyorlar bilmiyorum ama böyle bir tablo da var karşımıza. Buna iki veçeyle cevap vereyim. Bir, Bundan iki yıl önce Sayın Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Kamuoyunu biraz kaçırdı. Şunu söylemişti. Demişti ki aynen cümlesini söylüyorum. Irak'tan, İran'dan, Pakistan'dan, Afganistan'dan Türkiye'ye hicret eden kardeşlerimiz. Hicret kelimesini kullanıyor. Afganistan'da Taliban yönetimi var. Pakistan Türkiye'den daha seküler bir ülke değil. Şimdi o coğrafyadan bu ülkeye gelen genç kitlesel erkek göçü nasıl bir hicret olabilir? Evet. Birinci mesele bu. İkinci veçesi şu meselenin Avrupa'dan bahsettik. Şimdi ben bir rakam vereyim. Tabloyu ortaya koyalım ilk önce hı hı. sayısal olarak. Şu anda Türk siyasi tarihinde bana göre imzalanmış en rezil kepaze anlaşma 18 Mart 2016'daki geri kabul anlaşması. Bu anlaşma imzalanmadan evvel 2015 yılında Türkiye aslında bir hedef ülke değil bunu belirlememiz lazım. Yani Türkiye kitlesel göçün hedefinde olan bir ülke değil. Türkiye transit bir ülkedir. Kaynak ülke Suriye'dir, transit ülke Türkiye'dir hı hı. ve hedef Avrupa ülkeleridir. Ama AK Parti hükümeti 18 Mart 2016'da bu geri kabul anlaşmasını imzaladıktan sonra ve öncesine bakalım. İmzalamadan önce Suriye üzerinden Türkiye, Türkiye'den Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısı 880 bin. Bir yılda sadece. Neredeyse 1 milyon kişi geçmiş gitmiş Türkiye'den. 18 Mart 2016'da bu anlaşmayı imzalıyorlar imzaladıktan sonra bir yıl içerisinde bu sayı 880 binden 30 binlere düşüyor. Ben iddiada bulunuyorum. Bakın ben doktoramı OTTÜ'de tamamladım uluslararası İlişkiler bölümünde. Bu alanda doktora yapmış bir kişi olarak İyi Parti'nin milli güvenlik ve göç politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bir iddiada bulunuyorum. Diyorum ki dünya üzerinde hiçbir ulus devlet memleketinde benim hudutlarımdan giriş serbesttir ama çıkış yasaktır diye bir politika izlememiştir. Bunun eşi benzeri yoktur dünyada. Evet. Tabii burada e, transit geçiş noktası olması coğrafyasından kaynaklı bir şey. E, bilmiyorum belki oraya da değinmemiz gerekiyor mu ama e, bir kuruluş, şimdi ismini anımsayamadım e, ama ciddi kuruluşlardan birisi. Şöyle bir projeksiyon sundu. Dedi ki, 2050'ye kadar e, dünya nüfusu 10 milyar olacak ve yeni bir kavimler göçüyle karşılaşacağız. 1 milyar insan yerinden hareket edecek. 1 milyar ve bu 1 milyar insanın nerelerden hareket edeceğini söylediler. Şuralar işte Orta Doğu, Orta Asya ve Sahra altı Afrika olarak bunları tanımladılar. Baktığımda karşılıklı tabloda ya geçiş güzergahı Türkiye. Yani bu 1 milyar insanın hareket edeceği noktalara baktığımızda geçiş güzergahı Türkiye. Bir de karşımızda böyle bir problem var. Yani kavimler hı. göçü 2.0 diyebiliriz belki bunu. Şimdi ben buna bir rakam vereyim o zaman. Hı hı. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre 2050 yılına kadar dünyada 110 milyon iklim ve siyasi istikrarsızlık göçmeni olacak. Hı hı. 110 milyon ya da 117 milyon arasında gidip geliyor sayı. Ama bu resmi rapordur. Ve işin üzücü kısmı şu ya da bizi tehdit eden kısmı şu. Bu 110 milyon kişinin 80 milyonundan fazlasının rotası Türkiye üzerinden geçiyor. Türkiye'nin buna hazırlıklı olması lazım. Zaten İyi Parti'nin ortaya koyduğu milli göç doktrini bir devlet politikası tasavvuru olarak bu mantık üzerine inşa edilmişti. Yani sadece bugün Türkiye'nin yaşadığı sığınmacı ve kaçak krizi değil, gerçekte maruz kalacağı sığınmacı ve kaçak krizine karşı bizim önlem almamız gerekiyor. Evet. Onun için de devletin, şu anda hiçbir siyasi partinin bir göç doktrini yok. Ne demek istiyorum? Doktrinden kastım ne? Şu, değişmeyen temel ilkeler. Yani siz bir kitlesel göçe maruz kaldığınız zaman devlet mekanizması neye göre hareket edecek? Hangi ilkeler üzerinden hareket edecek? Bunları ortaya koymanız lazım. İyi Parti'nin milli göç doktrini aslında bir devlet politikası önerisidir. İlkelerinden de bahsedebilirim. Ama bu doktrinin temel amacı Türkiye'nin bugün maruz kalmış olduğu kitlesel göç ama bununla beraber gelecekte maruz kalacağı kitlesel göç. Ve sadece Güney Asya'dan değil bakın bir şey söyleyeyim. İldip diye bir bölge var Suriye'nin kuzeyinde. Evet. İdlib'de yaşayan insan sayısı kaç biliyor musunuz? 3 milyonun üzerinde, küçücük bir alanda. 3 milyonun üzerinde. HTŞ'nin kontrolündedir. HTŞ, el kaydı bağlantılı bir terör örgütüdür. Ve İdlib neydi aslında? Şöyle ifade edeyim onu. Suriye'nin kuzeyinde bu istikrarsızlıklarla, bir iç savaşla birlikte 4 tane çatışmasızlık bölgesi belirlenmişti. Ama Rusya destekli Esad hükümeti bunları tek 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 ele geçirdi. Geriye bir tane kaldı, İdlib işte. O yani son mevzisi. Suriye'deki muhalif, radikal unsurları. Şimdi orada 3 milyon insan var. Ben iddia ediyorum, bunda konuşacağımız günler gelecek. Rusya destekli Esad merkezi hükümeti yakın bir zaman içerisinde, çok uzak olmayan bir gelecekte oraya bir müdahale bulunacak. O müdahalede yaptığı zaman, o tazikle harekete geçecek milyonlarca sığınmacı nereye gidecekler? Aşker. Türkiye zaten çok dibimizde bizim sınırımız. Evet. Çok buna karşı bir önlem almanız gerekiyor. Bunun için bir devlet politikası olması gerekiyor. Evet. Bizim eksiğimiz burada. Bilmiyorum. Ee, siz görüyor musunuz? Yani en azından şöyle bir tabloya baktığınızda e, bir Ankara'da görev yapıyorsunuz neticede. Bir de orada çeşitli kişilerle de e, görüşme fırsatınız oluyor. Böyle bir e, önlem. Hadi şimdikileri kabul ettiler diyelim de. Ki biz kabul etmeyeceğiz asla. E, ama gelecekteki olabilecek göçlere karşı bir önlem niteliğinde ufacık da olsa yani bir şey görebiliyor musunuz? Şimdi az önce bir şey söyledim. Sayın Erdoğan'ın Afganistan'dan, Pakistan'dan, Türkiye'ye gelen göçmenler aslında hicret ediyor demesi bir meseledir zaten. Yani evet. yürütmenin başındaki kişi, devletin sınırlarını korumakla mükellef olan kişi kitlesel göçü engellemek yerine onu teşvik ediyor. Evet. Şimdi onu teşvik eden, bu hicrettir diyen bir yönetim anlayışının kitlesel göçe karşı bir önlem alması mümkün olabilir mi? Almıyorlar da zaten. Ve ben ısrarla ifade ediyorum. Bakın bu mesele bilinçli bir meseledir. Yani Türkiye böyle bir tesadüfler zinciri sonucunda bir mülteci kampı haline gelmedi. İşte Avrupa ile ya yaptığımız anlaşma ortada. İşte Suriye politikası ortada. Hatta daha ilerisine gidelim. Şöyle söyleyeyim. 2006 yılında AK Parti bir kanun değişikliği yaptı ve o kanunda İskan Kanununu değiştirdi. İskan Kanununun temeli 1934 yılında Atatürk'ün yaptığı o kanuna dayanır. Ve o kanun der ki 34 yılında yapılan kanun bir belde ilçe, il, mahalle herhangi bir bölgedeki yabancı varlığı toplam nüfusun %10'unu geçemez diyordu. 2006 yılında bunu kaldırdı AK Parti. 2006 yılında bunu kaldırdı. Eğer bunu kaldırmamış olsaydı bugün Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş bu durumda olmayacaktı. Evet. Çünkü İstanbul bu durumda olmayacaktı. 2010 yılında aynı hükümet Suriye sınırındaki mayınları temizleme kararı aldı. 2011 yılında Suriye İç savaşı başladı. Ve Suriye meselesi bizim iç meselemizdir dedi Ağustos 2011'de Erdoğan ve Türkiye yakın insanlık tarihinin gördüğü en büyük göç dalgasına maruz kaldı. Ve evet. biz 2015 yılında öylece dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke konumuna geldik. Aynı hikayeyi Afganistan'da da görüyoruz. 2016 yılında bakın 2015 yılında dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke konumuna geliyorsunuz. Bir ders çıkarmanız lazım değil mi Suriye sınırında? 2006 yılında düzeltiyorum 2016 yılında AK Parti hükümeti karar aldı. İran sınırındaki mayınları temizleyeceğiz diye. 5 yıllık bir plan yaptılar. 2016-2021 arası mayınlar temizlendi. 2021 yılında Taliban yönetime geldi. Bu sefer Afganistan'dan İran üzerinden göç başladı. Evet. Yani süreç biraz ilginç. Ve bununla ilgili kamuoyunun çok da dikkatini çekmeyen belki önemli bir gelişmeyi söyleyeyim. Haziran 2021'de Biden ve Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Hatta bu tutanaksız görüşme olarak, kayıtsız görüşme olarak e, literatüre girmişti. Merve Kavakçı'nın kıza eşlik etmişti. Sadece tercüman olarak, başka hiçbir Bütün devlet... devlet teamüllerini yıkarak. Evet, devlet teamüllerine aykırı olarak bir kayıt dışı görüşme gerçekleştirdi. <laughs> Haziran 2021'de Biden ve Erdoğan arasında. Biz tespit ettik ki, Ağustos 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bir tutanak yayınladı kendi üst düzey yetkililerin konuşma tutanakları. Hı hı. Ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden aldığımız tutanak bilgilerine göre kendi aralarında şunu söylüyorlar. Afgan göçü İran üzerinden Türkiye'ye yöneldi. Biz görüştük. Sınırları açık tutacaklar ve Türk hükümeti gelen Afganlara gerekli desteği sağlayacak. Ya bu bilgiyi sağlayan Amerika'nın resmi şu anda Baksa izleyicilerimiz bulabilir. Biz de paylaşabiliriz. Dışişleri Bakanlığı sayfası. Yani şöyle e, özetleyeyim tekrar o zaman. 2021 mi demiştiniz? 2021. 2021 yılında e, Sayın Erdoğan ve Biden bir görüşme yapıyor. Aradan birkaç ay geçiyor. İki tabii ay, tabii O ay. görüşmeye de devlet teamüllerini yıkarak e, kimse alınmıyor. Sadece e, bir tercüman alınıyor. E, ve o görüşmeden birkaç ay sonra Amerikan dışişleri e, yetkilileri kendi aralarında yaptıkları konuşmada tabii. diyorlar ki Türkiye Afgan göç, göçünü kabul edecek, Afganları içeriye alacak Aynen ve öyle. yardım edecek. Bu bilgiye sahipler. Yani bilmiyorum ben, ben e, demek ki ben gözden kaçırdım bunu. Dur. Yani şu an yeni duyuyorum evet. çünkü böyle. Bunu kanıtlarını paylaşabiliriz. Ee, bunu kanıtları İyi Parti'nin göç raporunda <laughs> var. Bunu Türk kamuoyuna paylaşan ilk ve hala tek siyasi parti biziz. Hala e, o internet sitesinde duruyor mu? Duruyor. Bu Dur. Siz de paylaşabilir miyim? Yani çok sonra? inanılmaz bir şey bu ya. E, bir şeylerin aslında ne kadar iddia safasından ciddi zemine taşındığını da bizlere gösteriyor. Yani göz göre göre. Gerçi şaşırıyoruz ama İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o da şöyle bir şey söylemişti Afgan göçmenlerle ilgili işte kaçaklarla ilgili bir eleştiriye. Ya memleketin demişti çobana da ihtiyacı var falan demişti böyle. İşte e, tabi tabii acayip bir sözdü bu. Tartışıldı. Yani 10 milyon sığınmacı ve kaçak dolmuş evet, memlekete. Evet. 10 milyon tane çobana ve i̇htiyacı işçiye olurdu. mi ihtiyaç var bir memlekette? Orası da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi e, şeyle ilgili Afganlar meselesine tekrar döneceğim ama e, sorularımda bakıyorum. Bu emekli tüm tümamiral Cihat Yaycı'nın sözleri de çok tartışıldı. Yani bir e, eski komutan olması bakımından aynı zamanda da bir akademisyen kendisi. 10 e, yıl sonra Türkiye'nin yarısı, Türk nüfusun yarısı işte Türkiye'nin e, yabancı olacak sözleri çok tartışıldı. Çok e, gündeme geldi böyle. Siz bu kadar, yani 10 yılda yarısına gelebilecek ihtimali düşünüyor musunuz? Yoksa biraz daha... Yani 10 yıl olmasa da 20 yılda olsa ne fark eder? Hı hı. Sonuçta bir denklem ortaya koyduk. Türkiye dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke dedik. Sığınmacıların doğum oranı 5,3 dedik. Bu projeksiyonla gidersek Suriyelilerin sayısı 20 milyonu aşacak dedik. Kaçaklarla birlikte bu sayı 30-40 milyonları bulacak dedik. Evet. Türkiye'de bugün gençliğin durumuna bakın. Yani %25 genç işsizlik var. Dört gençten birisi işsiz, bütün bir gençlik işte kuryelik yapıyor veya ebedi bir stajyerliğe mahkum edilmiş. Yahut memleketindeki toprak memleketindeki topraklardan umudunu kestiği için istikbalini yurt dışında arıyor, vize kuyruklarında arıyor. Ve insan sermayemizi kaybediyoruz. Şimdi böyle bir tabloda zaten bu meselenin varacağı yer burasıdır. Bu 10 yılda olur, 15 yılda olur, 20 yılda olur. Ama bu Türkiye'nin önünde varoluşsal bir tehdittir. Ben katılıyorum zamanlamayı belki 10 yıl değildir, 15 yıldır ama neyi değiştirir zaten bunun 15 yılda yahut 10 yılda olması? Tabii buna bir ek olarak da şöyle bir şey var. E, vatandaşlık satışı. Türkiye e, kendi vatandaşlığını satan e, ülkelerden biri. Yani hiçbir medeni ülkenin yapmadığı bir e, işi yapıyoruz evet. e, yıllardır. E, Türk vatandaşının, Türk pasaportunu parayla satıyoruz. Burada çok tartışılan, ilginç gelen bir nokta var. 2012 yılında gayrimenkuldeki mütekabiliyet ilkesini kaldırdılar evet, bu hükümet ve gayrimenkuldeki mütekabiliyet ilkesi de şöyle bir şey yani bir ülke senin vatandaşlarına konut satıyorsa sen de satıyorsun, satmıyorsa sen de satmıyorsun gibi bir şeydi. Ardından 2017 yılıydı yanlış anımsamıyorsam vatandaşlık satışını başlattılar ve dediler ki 1 milyon dolarlık konut gayrimenkul alan kişi gelip buradan vatandaşlığı alabilir. Şimdi o dönem ben hatırlıyorum. O dönem çok fazla şey yapılmadı bu. Çok fazla köpürtülmedi. Bu mesele haline getirilmedi. Sanıyorum orada da işte rakamın yüksek olmasından kaynaklı herhalde dediler ki ya 1 milyon dolar çok yüksek bir rakam evet. zaten kaç kişi yapacak gibi. Ama ardından aradan 1-2 yıl geçti ve bu rakamı 250 bin dolara indirdiler. Yani senelerce 250 bin dolara daire alan, konut alan, arsa vesaire yatırımı yapan kişi Kendisi ve ailesinde kaç kişi varsa, 10 kişi de varsa fark Tabii, etmez. Var. Hepsi Tabii. Türk vatandaşlığı aldılar. Ardından yine bir tepki oluştu e, kamuoyunda. O tepkiler üzerine bunu 400 bin dolara çıkardılar. Değerimiz arttı sanıyorum orada. E, 400 bin dolara çıkardılar. Fakat karşımızdaki tablo milli onur ve e, gururumuzu incitmenin yanında şöyle acayip bir durum da var. Bu kişiler geliyor e, bir tane konut da almıyorlar. 400 bin dolarlık 3-4 tane konut alıyor. Kendisi ve ailesinde kaç kişi varsa onların hepsine vatandaşlığı alıyor. Aradan örnek veriyorum 5 yıl 10 yıl geçiyor ve bu konutları sattığında hem vatandaşlığı bedavaya getiriyor hem de konut kar ediyor. Böyle bir tablo da var arkadaşlar. Tabii yani. İstisnai <laughs> yolla edilmiş vatandaşlık bu söylediğiniz. Bu da Süleyman Soylu'nun en son açıklaması çünkü daha veri güncellemiyorlar. Biz mecliste sürekli önerge veriyoruz. Kaç tane verdiniz? İstisnai Yolla kaç tane vatandaşlık verdiğinizi evet. soruyoruz. Cevap şu geliyor: Ben kaç defa muhatap oldum cevaplarına, gerekli kanuna göre verilmiştir. Yani cevap bu. Kaç diyorsunuz? Böyle bir cevap yani geliyor. Yani vatandaşından bilgi sakladığı gibi vekillendir. Vekiller de, vekilden bilgi de saklıyor ki saklamaması gerekiyor zaten. Evet. Ve e, burada 200 binin üzerindeydi en son ama Süleyman Soylu'nun İçişleri bakanlığı döneminde. Belki 300 bin, belki 400 bin kimse bilmiyor. Hı hı. Yani burada şunu net bir şekilde çizmek lazım. İYİ Parti'nin zaten propagandası ve buradaki e, vaatlerinden, temel vaatlerinden bir tanesi şu. Biz ister istisnai yolla olsun, ister diğer yollarla olsun, Türk vatandaşlığının bu şekilde dağıtılmasına müsaade edilmesini istemiyoruz. Yani burada sen vatandaşlığı vereceksin. 100 bin, 200 bin, 300 bin kişi. Şimdi sohbetin başında bir şey konuştuk. Dedik ki, burada göstereyim. Bakın, şu görünüyor mu bilmiyorum ama şu Türkiye'nin maruz kaldığı sığınmacı göçün grafiği. Dikkat ediyorsanız 2013 yılından itibaren muazzam bir ivme kazanıyor. Evet. Bunun sebeplerini konuşacağız. Ama siz bu ivmelenmeden sonra bu gelen kişileri ilk önce geçici koruma statüsünde ülkeye aldınız. Dediniz ki kanunda. Kanun diyor ki 2013 yılı Uluslararası ve Yabancılar Kanunu. Diyor ki geçici koruma statüsündeki kişilere vatandaşlık veremezsin diyor. Hı hı. Ama AK Parti istisnai yollarla kanun arkasından dolaşarak bu vatandaşlıkları dağıtmaya devam ediyor. Evet. Yani Türkiye'deki yeni gelecek olan iktidarın gelecekte şunu ifade etmesi lazım. Biz hiçbir hal ve şartta sığınmacılara vatandaşlık vermeyeceğiz ve kanuna aykırı olarak verilmiş vatandaşlıkların tamamını iptal edeceğiz. Bunu yapılması gerekiyor. Tabii burada şunu anlatmak lazım. İstisnai vatandaşlık nedir kavramını bir anlatmak lazım. Onu söyleyelim izleyicilerimize. İstisnai vatandaşlık aslında bir memleketin faidesine Tabii. çalışmış olan veya çalışma ihtimali olan başarılı sporcu olur, e, akademisyen olur, bilim insanı olur, olabilir, bilim insanı, sanatçı olabilir vesaire. E, bunlara verilen ve genellikle de senede böyle 50-100 kişiyi çok da geçmeyen bir vatandaşlık türü. E, işte eski milli sporcularımızdan falan da hatta izleyicilerimiz hatırlayacaktır bazı milli sporcularımız var mesela işte istisnai vatandaşlık Tabii. yöntemiyle alanlar onlar. E, fakat acayip bir durum Suriyeli sığınmacılara geçici koruma kapsamındaki sığınmacılara istisnai vatandaşlıkla, istisnai vatandaşlık yöntemiyle vatandaşlık verdiler. Ve bu rakam belki senede yüzdü. Eskiden şimdi geldi işte senede belki elli bin, yüz bin falan. Yani aynen, böyle aynen. acayip bir noktaya geldi. E, ve kanunsuz oldu. Aslında şeyden de aşikar Cenevre Sözleşmesi'nde de biliyorsunuz e, bizim doğudan gelen göçlere karşı bir çekim çekimsel maddemiz var. E, bu tarafıyla da düşündük. Onu da izah yani. edelim mi? Yani Denizelim. şu biz İYİ Parti olarak neden Sığınmacı ve kaçak göçmen ifadelerini kullanıyoruz da mülteci ifadesini kullanmıyoruz. Çünkü 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne göre ve 67 ek protokolüne göre Türkiye bu anlaşmayı kabul etmiştir. Ama coğrafi bir şerh koymuştur ülkemiz. Evet. Demiştir ki başına coğrafi şerhimiz şudur bizim ülke olarak. Avrupa'da meydana gelen olaylar neticesinde demiştir. Bu da bir öngörüdür aslında. Çünkü evet. siyasi istikrarsızlıkların olduğu bir alan Orta Doğu. Dolayısıyla... Uluslararası hukuka göre de bizim devletimizin kanunlarına göre de bu kişiler mülteci statüsünde değildir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa bağlıdır. O da bizim iç hukukumuza bağlıdır. Bizim iç hukukumuzun ilgili kanunu ve yönetmeliği, yönetmeliğin 11. maddesi de yürütmenin yani Bakanlar Kurulu'nun eski deyimiyle dilediği takdirde geçici koruma statüsünü iptal etmesine cevaz verir. Evet. Onun için bir noktada bunu da bilmek ve değerlendirmek lazım. Evet. Katılıyorum ben de sizlere. Aynı fikirleri paylaşıyorum bu hususta. Tabii biraz yavaş yavaş artık şeye de geçmemiz gerekiyor bence. Yeni anayasa tartışmalarına. Yani memlekette bir ekonomik kriz var. Memlekette bir barınma krizi var. Memlekette zaten bir siyasi çalkantı var. işte Ankara'da yaşanan olayları takip ediyoruz. İşte yargıda problemler var vesaire vesaire. Hatta anayasayı tanımayan birileri var falan. böyle bir ortamda Tek derdimiz yeni anayasaymış gibi bir sürece sokulduk. Benim eee acayipime gitti yani bir gazeteci olarak bana tuhaf geliyor. Yani bütün sorunlarımız çözüldü. Geriye bir anayasa kalmıştı gibi bir durumla tabloyla karşılaştık. Bu hususta sizin görüşlerinizi ben merak ediyorum. Tabii e, partinizi de temsil ettiğiniz hmm. e, için e, partinizin görüşünü de burada aktarabilirsiniz. Sayın Yağ başkanımız müsavat bir şey oldu. Çok açık bir şekilde, net bir şekilde İyi Parti'nin siyasi koordinatlarını burada ortaya koydu. Dedi ki biz tek adam rejimini tahkim edici hiçbir anayasa değişikliğine evet demeyeceğiz. Hı hı. Şimdi ilk önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu garabet sistemin Türkiye'ye olan faturasına bakalım ki neden bunu tahkim edecek bir sisteme evet demeyeceğimizin bir manası anlaşılsın. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aslında siyasi iradenin ve idarenin tek bir kişinin aklına, tercihlerine, heveslerine terk edildiği, tek bir kişinin İki dudağı arasından çıkacak kelimelerin akıbetine terk edildiği bir sistem. Yürütme erkinin yasamayı ve yargıyı tahakküm altına aldığı bir sistem. Ve e, bu sistemde parti devletleşiyor, devlet partileşiyor. Ve biz bu noktada bürokrasinin yozlaşmasına, yargının siyasallaşmasına, devletin partileşmesine ve Türkiye'yi kuşatan liyakatsizlik ve nepotizm gibi sorunların memleketin önünü tıkamasına müsaade etmeyecek bir siyasi projeksiyon ortaya koyuyoruz ve diyoruz ki biz bu tek adam rejimini devam ettirecek yahut Sayın Erdoğan'ın siyasi kariyeri öyle gerektiriyor diye Sayın Erdoğan'ın siyasi istikbali bir dönem daha aday olabilmesi için bu olması gerekiyor diye herhangi yazılacak bir anayasa senaryosunda İyi Parti figüranlık yapmayacak dedik diyoruz. Burada meselenin özü bu. Bu anayasa meselesini iki noktadan ele alalım birincisi şu, şimdi bu anayasa ihtiyacı nereden asıl oldu? Sayın Erdoğan ilk ne zaman Cumhurbaşkanı oldu Türkiye'de? 2014 yılında. Hı hı. Anayasaya göre kaç defa olma hakkı vardı? İki İkili. defa olma hakkı vardı. Yani 2018 yılında yine aday oldu, yine seçildi ve anayasaya göre bu hakkı bitti. Peki 2023 yılının seçim sattığında nasıl oldu da Sayın Erdoğan üçüncü defa Cumhurbaşkanı aday olabildi? Burada sizin ve benim mülazalarımızın bir anlamı yok. AK Parti'nin resmi argümanına bakalım. Hı. AK Parti'nin resmi görüşü neydi? Mart 2023'te Bekir Bozdağ dedi ki: "Biz 2017 yılında anayasayı değiştirdiğimiz için o süreç sıfırlandı. Dolayısıyla 2018 ilk cumhurbaşkanlığıydı. 2023'te yeniden aday olabilir." dedi. Resmi argümanı buydu. Evet. Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde YSK'nın da argümanı buydu. Şimdi Hı. 2017 yılında anayasa değişikliği kısmen yapılmıştı. Şu anda tamamen anayasayı değiştirmekten bahsediyorlar. Tamamen anayasanın değişmesi demek AK Parti'nin resmi argümanlarına göre konuşuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dönem daha aday olabilmesi demek. Yani bu aslında Türkiye'nin ve Türk milletinin ihtiyaçlarına matuf olarak hazırlanmış ve Türkiye'nin gündemine getirilmiş bir anayasa değişikliği teklifi değil. Peki tek sebep bu mu sizce? Farklı sebepler de olabilir ama bence en önemlilerinden bir tanesi bu. Çünkü sayın bakın. 2010 yılında Sayın Erdoğan istediği için anayasayı değiştirdik. Yargı FETÖ'nün geçti. 2017 yılında Sayın Erdoğan'ın siyasi kariyeri öyle gerektiriyor diye anayasayı değiştirdik. Bu tek adam rejiminin anayasal çerçevesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne getirdik. Evet. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizde dolar 3 liraydı. Şimdi 33 lira. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Cari açık rekor üstünde rekor kurdu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Türk milleti yoksullaştı, yoksunlaştı. Şimdi 7 yıl sonra yine Sayın Erdoğan'ın siyasi kariyeri öyle gerektiriyor diye onun adaylığını uzatacak, onu yeniden aday yapmaya yarayacak herhangi bir değişikliğin içerisinde olmayacağımızı ifade ediyoruz. Tek sebebi bu olmayabilir ama bence en önemlilerinden bir tanesi bu. İkinci veçesi şu bu meselenin. Sayın Erdoğan'ın bugüne kadar anayasanın muhtevasına dair söylediği tek bir cümle var aslında biliyor musunuz? Ne dedi? Ben dedi, biz dedi, milletin çeşitliliğini referans alan bir anayasa yapacağız dedi. Evet. Şimdi milletin çeşitliliği ne demek? İlk önce yanlış Suriye politikasıyla, yanlış sınır politikasıyla, yanlış göç politikasıyla Türkiye'yi dünyada en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke konumuna getirdiler. Şimdi sanki o fiili duruma hukuki bir çerçeve çizer gibi milletin çeşitliliği üzerinden yeni bir anayasa tasavvuru ortaya koyuyorlar milletin önüne. Biz böyle bir ucube kavram üzerinden yeni bir anayasa teklifinin içerisinde Sen başkanımız olmayacağını ifade etti. Çeşitlilik bireyler arasında olur. Siyasi ideolojisi, mezhebi, yaşam tarzı, hayat felsefesi, eğilimleri ne olursa olsun bunların tamamı Türk milletinin bütününü oluşturur. Evet. Ama millet bir kere teşekkül olduğu zaman onun çeşitliliğinden bahsedemeyiz. Yani burada şunu söylüyoruz biz. Burada siyasi görüşü, ideolojisi, eğilimleri ne olursa olsun tek bir millet vardır Türkiye'nin sınırları içerisinde. O da Türk milletidir. Ve o büyük Türk milletinin varlığını, birliğini, onurunu, şerefini, egemenliğini, istiklalini temsil eden tek bir bayrak vardır. O da Türk bayrağıdır. Ve o Türk bayrağının temsil ettiği tek bir devlet vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Biz milletin çeşitliliği üzerinden herhangi bir anayasa tasavvurunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Ki bu kitlesel göçle birlikte Türkiye bir mülteci kampı haline getirdikten sonra Türkiye'nin gündemine konuluyor. Tabii milletin çeşitliliği sözü de acayip bir şey. Yani, kaç tane millet var arkadaş burada? Yani Türk milletinin tanımı... Belli ve net ve burası bir ulus devlet neticede bir ulus devletse bir milletten tek hani diyorlar tek millet falan tek bayrak vesaire e, tek bir milletten bahsedilebilir ama bunu acaba yabancılarla e, süsleyip bir taraftan e, etniste etnik e, kökenler bakımından böyle acayip bir noktaya getirip e, böyle bir düşünce mi var tabi Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözü çok acayip e, işin nereye gideceğini süreç içerisinde hep beraber izleyeceğiz. İşin nereye gideceğine dair bir şey söyleyeyim mi bunu anlayabilmek için e, Türkiye yöneten ideolojik zeminin ve fikrin zihin dünyasını anlamak lazım. Bir örnek vereyim. Hı hı. Hepimiz Sadat'ı biliyoruz. Evet. Çok duyduk. Yani Sadat nedir? AK Parti'nin paramiliter bir uzantısıdır aslında. Ama bir de Sadat'ın bir düşünce kuruluşu var. Assam diye. Onu çok bilmiyoruz. Ve bu Assam 2019 yılında bir anayasa taslağı hazırladı. Bir konfederasyon anayasası dediler buna. Hı hı. Konfederasyon nedir? ulus devletlerin egemenliklerini büyük oranda muhafaza ettiği bir işbirliği, sınırlı bir işbirliği. Ben anayasa taslağını inceledim. Bu bir konfederasyon anayasası falan değil. Bu devletin temel işleyiş çarklarından yani yasama yürütme yargı erklerinin işleyişinden siyasi partiler kanununa kadar, özel hayatımıza kadar, tarımdan sanayiye kadar bir ulus devlet anayasası hazırlamışlar. Bakın hazırlayan kurum ASSAM. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca baş yapmış Tanrı verdiğinin başında olduğu kurumdan bahsediyorum. Ve bu anayasa taslağına göre ülkenin rejimini değiştirmişler. Bu anayasa taslağına göre ülkenin başkentini değiştirmişler İstanbul yapmışlar. Ülkenin dilini değiştirmişler Arapça yapmışlar resmi dili. Ülkenin ismini değiştirmişler Asrika yapmışlar Türkiye'yi. Şimdi ben söylüyorum, soruyorum. Bu anayasa taslağını hazırlayanlar eğer akıllıysa hapishaneye, yok deliyse tımarhaneye gönderilmeleri gerekirdi. Ama bu insanlar ne hapishaneye ne tımarhaneye gittiler. Hapishaneye gönderilenler Türkiye'deki sığınmacı ve kaçak haberlerini yapan bizim arkadaşlarımız oldu. Haber yaptığı için. Ya çok acayip şeyler yaşandı. Ya bir meslektaşımız e, hapishaneye gönderildi kafasını kazıdılar. Yani arkadaşlarımız yani bizim arkadaşlarımız der gibi evet e, adamın kafasını kazdılar yani böyle bir de iradesine rağmen tabii tabii ve ha. iradesine rağmen ha. yani çok acayip bir şey. Tabii bu şeyi söylediğinizde Asya projesini söylediğinizde akla bir şey daha geliyor. 90'lardan beri bazı Amerikan kuruluşlarında da e, bu fikir ortaya atılmıştı. Türkiye'de de bazı isimler konuştu. E, Anadolu Birleşik Devletleri veya böyle Türkiye Birleşik Devletleri iki isimden bahsediliyor. Böyle bir e, fikir var ortada. Böyle bir şey yapılması lazım ya da yapılacak şeklinde bir fikir var. Bu asrika projesini söyleyince direkt aklıma o geldi. Birebir benziyor gibi hissettim ben. Ee, şunu derken? duymuş muydu? Graham Fuller'in 1991 yılında Rand yayın evet. yayınladığı Ben vesikası var elimde. Rand Cooperation çok derin bir yapıdır Amerika'da. Gram Fuller de Orta Doğu'dan sorumlu CIA şefiydi. 91 yılında yayınladığı bir rapor var Rand Cooperation'ın. Türkiye'de e, siyasal İslam'ın yakın vadede iktidara geleceğini, ama iktidara gelirse e, merkezi bir anlayışla yönetmesi gerektiğini, eğer merkez olamazsa tasfiye olacağını, aslında Sayın e, Rahmetli Erbakan'ın tasfiye olduğu gibi, merkezi bir anlayışla uyuşursa uluslararası sistemle, onun iktidarda kalabileceğine dair 91 yılında yazdığı rapor var, Grand hı hı. Yani bu açıdan bakıldığı zaman evet, burada bir uzun vadeli bir e, meselenin olduğunu görüyoruz. Tabii bu, böyle de bakınca, e, <laughs> ya bu artık komple teorisi falan değil zaten bunlar söylenen ya şeyler ama, somut Böyle de bakınca karşımıza yeni anayasa çalışması, göçler, bilmem ekonomik krizler, şunlar bunlar hepsi sanki bir yerde birleşiyor ve bir yola kanalize oluyor gibi bir görüntü çıkıyor. Bilmiyorum ne olacak önümüzdeki günlerde, neler tartışacağız. Ya bunu müsaade etmeyeceğiz. Falan. Olacak olan şey Ama bu. İlginç olan şu, şimdi küresel güçlerin bir projesi var. O da şu, dünyadaki ulus devletleri bitirmek onların yerine, eee şirketokrasi de denilen, şirket sosyalizmi de denilen, e, benim şirket devletleri dediğim modele geçmek, geçirmek dünya devletlerini. Burada eğer e, küresel projelere ön ayak olmak için de böyle bir şey yapıyorlarsa yani oraya da hizmet ediyorlarsa onu da açık açık söylesinler. Yani biz ulus devlet fikrinden artık vazgeçtik. Biz artık ulus devlet olmayacağız. Bu devleti bitiriyoruz. Yeni bir devlet kuracağız diye de açıkça söylesinler. Hiç bunu yeni anayasa çalışmalarıyla falan hmm. e, şey yapmaya gerek yok. Örtmeye gerek yok. Şunu e, İyi Parti e, bu noktada çünkü çok net duruyor. Siyasi koordinatları çok net. Anayasanın giriş kısmını, anayasanın ilk dört maddesini, anayasanın 66. maddesinde mücessem hale gelmiş Türklüğün anayasadan çıkarılması gibi bir girişimde bulunulursa biz İyi Parti olarak karşısında bulunacağız. Sayın Genel Başkanımız bunu açıkça ifade etti zaten. Evet. Vicdanlı her Türk evet. e, milletin bireyinin evet. e, bulunacağı gibi. Çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi de alayım. Ardından yani, programı artık yavaş yavaş nete edelim. Tabii tabii. E, zaman hızlı geçti benim için. Evet. Şey. Şimdi Suriye politikasına dair e, hükümetin söylemek istediğim birkaç şey var. Hı hı. Çünkü bizim e, bu meselemiz Mart 2011'de başladı. Yanlış Suriye politikasıyla başladı. Aslında şöyle. Mart 2011'de Suriye İç Savaşı başladı. Daha Nisan 2011'de İstanbul'da, Mayıs 2011'de Antalya'da Müslüman kardeşler toplantıları yapıldı iktidarın eliyle. Evet. Hatta daha ilerisi var. 2011 yazında Suriye Ulusal Konseyi yani Suriye muhalefetinin siyasi kanadı İstanbul'da kuruldu ve konuşlandırıldı. Özgür Suriye ordusu o da muhalefetin askeri kanadıydı. O da Hatay'da kuruldu ve konuşlandırıldı. Ve Türkiye AK Parti tarafından Suriye'de iç savaşın tarafı haline getirildi. Aslında meselenin özü buydu. Ama... Uluslararası ilişkiler dediğimiz mesele bir satranç oyunu gibi. Yani siz bir hamle yapıyorsunuz ama karşı taraf da bir hamle yapıyor. Vakı. Ve burada Esad bir hamle yaptı. Şimdi bunun bedelini ödüyoruz şu anda. Ve ne yaptı biliyor musun? Suriye'nin kuzeyindeki güçlerini geri çekmeye başladı. Bizim uluslararası ilişkilerde power vacuum dediğimiz bir kavram vardır. Güç boşluğu demek. Yani merkezi otorite yoksunluğu. Buradaki merkezi otorite yoksunluğu başlayınca PKK gibi, IŞİD gibi, El Nusra gibi terör örgütleri bölgeyi ele geçirdi. Şimdi ben az önce bir şey göstermiştim. Şunu hmm. göstermiştim. 2013 yılında ivmelenmeyi göstermiştim. Neden ivmeleniyor 2013 yılında? Bunu anlamamız gerekiyor ki sorunu anlayalım ki çözüm önerisi ortaya koyabilelim. İvmeleniyor çünkü IŞİD kuruldu 2013 yılında. Hmm. İvmeleniyor çünkü PKK-YPG Suriye'de sözde Rojava'yı ilan etti 2013 yılında. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz şu anda... Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti'nde bir müzakere ve normalleşme sürecini sağlayamazsak, Suriye'nin kuzeyinde toprak bütünlüğünü sağlayamazsak, ne terör örgütlerini bölgeden tasfiye edebiliriz, ne de orada istikrarlı bir düzen oluşturup Suriyeli sığınmacıların geri dönüş için uygun zemini oluşturabiliriz. Sorunu muhakemeyi doğru yaparsak çözümü de doğru şekilde inşa edebiliriz ki bunu yapan bir siyasi partiyiz. Bir gün parti politikaları noktasında daha yoğun bir program yapabiliriz. Evet. Ama Türkiye'nin son bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin maruz kaldığı meselenin anlaşılması bakımından bir kavram var. Stratejik göç mühendisliği diye. Bu stratejik göç mühendisi Amerikalı bir profesör Kelly Greenhill'in kavramsallaştırdığı bir teoridir ve şu demek aslında basitçe göçün bir silah olarak kullanılması. Bir silah olarak kullanılması aynı zamanda da bir bölgenin demografik yapısını siyasi ve askeri amaçlara matuf olarak dönüştürmektir. Bakın dedim ya 2013'te PKK sözde Rojava ilan etti Suriye'nin kuzeyinde diye. PKK bölgeyi ele geçirdiği andan itibaren bu bölgede stratejik göç mühendisliğini kullanmıştır. Bunu kanıtlarıyla ortaya koyan tek siyasi partiyiz ve bunu kendi verilerimizde değil. Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarında NASA'nın çektiği uydu fotoğraflarıyla biz ortaya koyduk göç raporumuzda. Bak, bir tanesini göstereyim şimdi. Bu bu NASA'nın çektiği uydu fotoğraflarıyla bir Arap köyü Hüseyniye köyü hı hı. köyün ismi Hüseyniye köyü 2014 yılında burada bir köy var bakın görebiliyorsunuz evleri evet, evler vesaire 2014 yılında köy var 2015 yılında köy bu dümdüz olmuş PKK'dan önce köy var evet PKK'dan sonra köy yok bu şu demek bu şu demek aslında Türkiye'nin maruz kaldığı Suriye'de maruz kaldığı kitlesel göç bir yönüyle bir PKK projesidir ve bunun tek bir amacı vardır o da Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin demografik altyapısında oluşturulması. Onun için biz diyoruz ki Suriyeliler Türkiye'de kalıcı hale gelsin diyen her kim varsa, Suriyelilere vatandaşlık verelim diyen her kim varsa, bilinçli ya da bilinçsiz olarak açıktan ya da gizli Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen PKK devletini destekliyor demektir. Meselenin özü budur. Bunu iyi görmek ve anlamak lazım. Evet. Tabii aşikar bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde bir demografik operasyon yapıldı bugün karşılaştığımız sorunların aslında temeli de biraz orada yatıyor. Yani Türk askeri maalesef siyasi hatalardan kaynaklı Tabii. şeyin bedelini şu an Suriye'deki demografik operasyona karşı çıkmaya çalışarak Türk askeri bu bedeli ödüyor. Ne diyelim yani artık bu siyasilerin hala böyle ortalıkta dolaşıp bir şeyler söylemeye, anlatmaya çalışması da bana acayip geliyor. Birazcık insanda bir utanma tamam olur, e, evet. olur düşüncesini şey yapıyor ama AK Parti'nin maalesef. bir özelliği var. Evet. AK Parti Türkiye'nin başına açtığı gailelerin ve belalara karşı kısmi çözümler üreterek varlığını idam ettiren bir siyasi parti. Yani bir bilgi vereyim. Ocak 2016'da bizim Suriye sınırımız 911 kilometre. Ocak 2016'da AK Parti'nin yanlış Suriye politikası sonucunda 911 kilometrelik sınırımızın 622 kilometresi PKK'nın kontrolüne geçmişti. Bu Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik zafiyetidir. Bu AK Parti'nin, AK Parti hükümetinin yanlış Suriye politikasının neticesiydi. Ondan sonra biz Fırat Kalkanı'nı 2016, evet. ondan sonra biz Barış Pınarı'nı, Zeytin Dalı'nı 2018-2019 yapmak durumunda kaldık. Ve şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri 337 şehit verdi bu operasyonlarda ve 10 bin kilometre karelik bir alanı kontrol etmek zorundayız. Çünkü AK Parti'nin yaptığı, izlediği yanlış Suriye politikasının bedelleri bunlar. Maalesef. Yani şöyle şöyle bitirelim. AK Parti'nin yanlış Suriye politikası sonucunda ne geldi başımıza? Bir, Dünyada en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke konumuna geldik. 2. Güneyde Rusya ve Amerika ile komşu haline geldik. 3. Bugün Suriye'nin kuzeyinde emperyalizmin desteğiyle 100 bin kişilik bir PKK ordusu besleniyor. 4. Konuştuk. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin demografik altyapısı oluşturuldu ve 5 bugüne kadar Türkiye 100 milyar dolardan fazla para harcadı sığınmacılara kaçaklara. Daha ne bedel ödeyeceğiz biz? Evet. Onun için son sözüm şu olsun. Biz İyi Parti'nin milli göç doktrinini ortaya koyarak temel ilke ve politikalarımızla geri dönüş planımızla birlikte Türkiye'yi bu kitlesel göç sorunundan kurtaracak bir politik tasavvuru milletimizin takdirine sunuyoruz. Bunu da bir gün daha ayrıntılı konuşuruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. tekrardan ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Tabii bu konu Ara ara benim de e, değerli konuklarımızla, sizler sizler gibi değerli konuklarımızla gündeme getirmeye çalıştığım, gündemde tutmaya çalıştığım bir konu. Bunun sebebi de şu, e, ekonomik krizdeyiz evet e, ama ekonomik kriz Türkiye büyük bir ülke. E, sağlıklı politikalarla, akılcı politikalarla 5 yıl sonra da olsa, 10 yıl sonra da olsa bir şekilde çözülecek. Ama bu demografik e, mühendislik, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk yurttaşlarının, Geleceğinde bir ömür çocukları, torunlarının yaşayacağı, onların torunlarının da yaşayacağı çok 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 önemli bir problem. Ve bugünlerde bir şeyler düşünüp bu işi çözmeye başlamazsak yarın çok Tabii. geç olma ihtimali de var. O yüzden önemli bir konu tekrardan ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu konuyla ilgili çalışmalarınızı bizler de takip ediyor olacağız. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Değerli izleyiciler, bugünkü programın sonuna geldik. Konuğum Cenk Özatıcı'ydı, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı. Göçü demografik operasyonları konuştuk. Bir sonraki programda yine görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.